dersimizde devlet bütçesinden bahsedeceğiz. Önceki konularımızda kamu harcamalarından, kamu gelirlerinden ve devletin sunduğu hizmetlerden bahsetmiştik. Devletin hizmet sunabilmek için para harcaması, para harcayabilmek için de gelir elde etmesi gerekiyordu. Buradan hükümetlerin para harcamasından bahsediyoruz aslında arkadaşlar. Bir hükümetin para harcayabilmesi için bu harcamanın bütçede yer alıyor olması gerekiyor. O halde biz aslında devlet bütçesinde kamu harcamalarını, kamu gelirlerini görmektedir. Devlet bütçesinin özelliklerine baktığımızda bütçe dayanağını anayasadan alır. Yani anayasada bütçeyle ilgili hükümler yer almaktadır. Bunu kastediyor. Bütçe özel bir kanundur. Şimdi bütçe kanunu deriz zaten. Ancak burada özel olmasının sebebi nedir? Bütçeyi diğer kanunlardan ayıran iki tane özelliği var arkadaşlar. Bunlardan birincisi, normalde bir kanun yürürlüğe girdiğinde bir süre yıllarca yürürlükte kalabilir. Ancak bütçe kanunu her yıl yeniden yapılır. Sınırlı süreli yetki veren bir kanundur. Hükümete sınırlı süreli yetki veriyor. Bu diğer kanunlardan birinci farkı. İkinci farkı ise diğer kanunları Cumhurbaşkanı'nın veto etme hakkı varken bütçe kanunu Cumhurbaşkanı tarafından veto edilemeyecektir arkadaşlar. Hatta veto edilemeyen tek kanun bütçe kanunudur. İşte bu iki farklılık nedeniyle biz bütçeye özel bir kanundur. Diğer kanunlardan farklı özel bir kanundur diyoruz arkadaşlar. Bütçe tahminlere dayanır. Ne demek bu? Biz 2017 yılında 2018 yılının gelir ve giderlerini tahmin ederiz. Bu nedenle bütçe bir öngörüdür, tahmindir. Bütçede kamu gelir ve kamu giderleri yer alır. Devlet bütçesi diyoruz zaten arkadaşlar. Özel bütçelerden bahsetmiyoruz burada. Devlet bütçesi kamu gelir ve kamu giderlerini kapsar. Bütçe hükümetin mali ve siyasi programı, planı niteliğindedir. Yani hükümetler bize bir takım sözler veriyorlar, bir takım görevleri üstleniyorlar. Bu görevleri yapabilmeleri için paraya ihtiyacı var. Bu parayı alabilmek için de bütçe kanununa ihtiyaç var. Demek ki hükümetin bütçe plan ve programını yansıtıyor. Ancak hükümetin istediği tutarların tamamı meclis tarafından kabul edilmeyecektir. Ya da hükümet meclis onamadıkça, onaylamadıkça bütçeyi yürürlüğe sokamayacaktır. Demek ki bütçe yasama organının tasarrufu niteliğindedir. Bu iki maddeye dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü geçmiş yıllarda sınav soruları görüyoruz. İşte sorularda aşağıdakilerden hangisi bütçenin özellikleriyle ilgili yanlıştır diyor. Şıklardan birine bütçe yürütme organının tasarrufudur yazıyor. Öğrenci de diyor ki ben böyle bir madde hatırlıyorum ya bir tasarruf vardı diyor ve kafası karışıyor. Burada hükümet ve yasamanın yerlerini değiştirerek bir hile yapılıyor. Buna dikkat edin. Hükümet tasarruf yapmıyor. Yasamanın tasarrufu onun iznidir, onun onaylaması gerekir. Hükümetin ise plan ve programını yansıtacaktır. Bütçelerin etkin olabilmesi için mutlaka denetlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Siz ne kadar iyi bütçe yaparsanız yapın. Eğer bir denetim mekanizması yoksa yaptığınız bütçenin bir anlamı olmayacaktır. O halde bütçeler denetlenecek. Peki ne zaman denetlenecek? Uygulama sırasında, uygulama sonrasında, yürütme ve yargı organlarınca bütçe denetlenecek. Hatta bütçeyi onaylarken biz bütçe yapılmadan önce daha denetiminde yapmış oluyoruz. Bu anlamıyla uygulama öncesinde de bir denetim, uygulama öncesiyle ilgili bir denetimden bahsetmek mümkündür. Bütçe Türkiye'deki merkezi yönetim kapsamındaki tüm kurumları bağlar. Burayı hemen hatırlamamız gerekiyor. Zaten biz bütçeden bahsederken merkezi yönetim bütçesi deriz. Merkezi yönetim kimlerden oluşuyordu? Biz bu konuyu hangi ders başlığımız altında görmüştük arkadaşlar? Maliye teorisi kısmında 5018 sayılı kanuna göre kamu kesiminden bahsetmiştik. Ve orada merkezi yönetimi üçe ayırmıştık. Genel bütçeli kuruluşlar, özel bütçeli kuruluşlar, düzenleyici, denetleyici kurumlardan oluşur demiştik. Bakanlıklar, müsteşarlıklar genel bütçeliydi. Üniversiteler, dil tarih kurumu, genel müdürlüklerin birçoğu özel bütçeliydi. RTÜK, SPK, BDDK gibi kurullarda düzenleyici, denetleyici kurumlar arasında yer alıyordu. İşte biz bütçeyi yaparken merkezi yönetim kapsamındaki bu kurumların
bütçesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Buraya kadar anlattığımız yer bütçenin özellikleriyle ilgiliydi. Sık sorulan soru tarzlarından bir tanesidir. Bütçenin özellikleri. İkinci soru tarzında ise bize bütçenin unsurları sorulur arkadaşlar. Bütçenin dört tane unsuru var. Tahdit, tahmin, tevzin, tasdik olmak üzere. Bunları başlık olarak sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin unsurlarından biri değildir der. Şıklardan birine taahhüt koyar. Bu geçmiş yıl sınav sorusuydu. Hangisi bütçenin unsuru değildir? Taahhüt bütçenin unsuru değildir gibi bir soru kalıbıyla karşılaşabiliriz. Diğer taraftan da bize bütçenin unsurlarının tanımları sorulabilir arkadaşlar. İlk olarak tahtitten başlayalım. Demiştik bütçenin özelliklerine söz etmiştik. Bütçeler sınırlı süreli yetki verir. Yani bir mali yıl için geçerlidir. Sınırlı süre 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer. İşte bütçeler bir mali yıl için hazırlanır. Her yıl tekrarlanır. Bu anlamıyla bütçeler devri nitelik taşır. Bütçenin bir mali yıl için hazırlanması ve bunun her yıl tekrar etmesine, yani sınırlı süreli olmasına tahdit adını veriyoruz arkadaşlar. Tahmin ise biz 2017 yılında 2018 yılının bütçesini tahmin edeceğiz demiştik. Yani bütçe bir öngörüdür demiştik. Bütçeler geleceğe yönelik bir tahmin, öngörü niteliği taşır. Bütçeler tahmin edilirken denk tahmin edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bütçenin denkliği olmalıdır. Tezin de bütçelerin hazırlanırken denk olarak hazırlanmasını ifade eder. Bu hem bir özelliktir hem de bir unsurdur. Unsurun adı da tezin olarak geçer. Bu bir sınav sorusuydu. Tahdit bir sınav sorusuydu tanımları. Son olarak ise tasdik. Şimdi bütçeleri yürütme organı hazırlar. Yürütme organı adına Maliye Bakanlığı hazırlıyor ülkemizde. Bütçeyi yürütme organı hazırlar. Meclise gönderir. Maliye yılbaşının ilk günü itibariyle bütçe onaylanıp resmi gazetede yayınlanmış olması gerekiyor. Yani bütçe meclisin onayıyla yürürlüğe girebiliyor. İşte buna tasdik diyoruz. Bütçeler mali yıla girmeden önce yasama organı tarafından onaylanmalıdır. Bütçeyi meclis onaylayacaktır. Yani yürütme organının hazırladığı, yürütme hazırlıyor. Bütçeyi uygulayabilmesi için yasama organının ön izin vermesi gerekiyor. Yani mali yıl başlamadan önce bütçenin uygulanması için izin verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Dört tane unsur: tahdit, tahmin, tevzin, tasdik olmak üzere. Gelelim bütçenin tarihsel gelişimine arkadaşlar. İlk olarak bütçe hakkını tanımlamakla başlayalım. Çünkü soru değeri de olan bir kısım. Geçmiş yıllarda karşımıza çıktı bu soru bizim. Bütçe hakkı dediğimiz şey kamu hizmetleri ve bu hizmetleri yapabilmek için toplanan kamu gelirleri hakkında karar verme yetkisidir. Ne kadar harcama yapılacak, ne kadar gelir toplanacak, buna karar verme yetkisine bütçe hakkı diyoruz. Peki bu kararı kim veriyordu? Şimdi bütçeyi yürütme organı hazırlıyor. Orada harcamaları ve gelirleri gösteriyor. Ancak yürütme organının hazırladığı bütçe meclisin onayıyla yürürlüğe girebiliyordu. Demek ki bu kadar harcama yapabilirsin, bu kadar gelir toplayabilirsin iznini veren, buna karar veren meclistir. O halde bütçe hakkı kime aittir şeklinde bir soruyla karşılaşırsak, bütçe hakkı parlamentoya ait bir hak olacaktır arkadaşlar. Bütçe hakkı parlamentoda olacak. Bütçe hakkı doğrultusunda bir takım mali kurallara uyulması gerekiyor. Mali kuralların uygulanmasındaki temel amaç ise hükümetlerin bütçeyle ilgili yetkilerini sınırlandırmaktır. Şimdi meclis bütçeyi onaylarken bir takım sınırlar içinde mali kurallar belirliyor ve bunun dışına çıkılmıyor. Bu kurallardaki amaç ise hükümet işte seçim öncesi dönemlerde oylarını artırmak için mesela kamu harcamalarını artırabilir, vergileri azaltabilir. Hükümetin bu fazla yetkisinin önüne geçmek için mali bir takım sınırlar konulacaktır arkadaşlar. Bütçe hakkının geliştiği ilk ülke İngiltere'dir. Demokrasinin geliştiği ilk ülke de İngiltere'ydi. Bütçe hakkı demokrasiyle paralel gelişmiştir o arkadaşlar. Bu nedenle bütçe hakkının geliştiği ilk ülke de İngiltere oluyor. Bütçe hakkından söz edebileceğimiz ilk belgede Magna Carta 1215, diğer adıyla Büyük Özgürlük Fermanı olacaktır. İlk kez Magna Carta ile birlikte
Kralın vergileme konusundaki yetkileri sınırlandırılmıştır arkadaşlar. Gelin bütçenin fonksiyonlarına. Şimdi biz bir bütçe hazırlıyoruz, yürürlüğe koyuyoruz, denetliyoruz. Bütçe uzun ve külfetli bir iştir. Peki biz bu bütçeyle ne yapmaya çalışıyoruz? Bütçenin işlevi, fonksiyonu ne olmalı? Bununla ilgili klasik işlevler ya da geleneksel işlevler, çağdaş ve modern işlevler olarak ikili bir ayrım var. Bize direkt başlık olarak bu soruyu sorabilir. Mesela bütçenin klasik işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almazlar? Siyasi fonksiyon, mali fonksiyon, hukuki fonksiyon, denetim fonksiyonu, kaynak tahsisi fonksiyonu der. Biz o halde kaynak tahsisinin klasik değil ya çağdaş bir işlev olduğunu bilmek durumundayız arkadaşlar. Çağdaş işlevlerimiz kaynak tahsisi, gelir dağılımı fonksiyonu, ekonomik istikrar, ekonomik büyüme kalkınma, konjonktürel fonksiyon, telafi edici fonksiyon. Bir şey hatırlamamız gerekiyor önceki derslerden arkadaşlar. Bakın, kaynak tahsisi, gelir dağılımı, ekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve kalkınma dedik. Bunları hatırlarsanız kamu maliyesinin amaçlarıydı. Yani devletin görevleriydi. Demek ki devlet bu görevlerini yerine getirebilmek için bütçeden yardım alacak. Yani bütçeler sayesinde bu görevlerini yerine getirmiş olacak. O halde bütçe bunları sağlama fonksiyonu taşımalıdır arkadaşlar. Şimdi bunların içeriklerinden bahsedelim. Bütçenin geleneksel fonksiyonlarından ilki iktisadi ve mali fonksiyonu. Hatta mali fonksiyonla ilgili şunu söyleyebiliriz. Bütçenin en eski fonksiyonu mali fonksiyondur. Peki mali fonksiyon ne demektir? Harcamalar ile gelirler arasında bir mali dengenin olmasını ifade eder. Gelir ve gider dengesi sağlamalıdır mali fonksiyonla. Şimdi bakın, bize soruyu sordum. Bütçelerin hazırlanırken denk hazırlanması bütçenin hangi unsurudur? Bakın, hangi unsurudur diyorum. Biraz önce unsurlarımızı dörde ayırmıştık. Tahdit, tahmin, tezin ve tasdik olarak. Bütçelerin hazırlanırken denk hazırlanması tezin anlamına geliyordu. Bütçelerde gelir gider dengesinin sağlanması hangi fonksiyonudur, işlevidir derse, şimdi burada cevap değişecek. Burada mali fonksiyondan bahsedeceğiz. O halde sorularda biz şuna dikkat etmek zorundayız. Bize özellik mi soruyor? Unsur mu soruyor? İşlev mi soruyor? Hatta biraz sonra göreceğiz arkadaşlar, ilke mi soruyor? Buna göre cevaplarımızda bir değişiklik olacaktır çünkü. Bütçenin iktisadi fonksiyonu aslında mali fonksiyon ve iktisadi fonksiyon aynı başlık için ama farklı anlamlar ifade ediyor. Bütçenin iktisadi fonksiyonu kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlar arasında bütçe vasıtasıyla en iyi şekilde dağıtılmasıdır. Bu iktisadın tanımı aynı zamanda değil mi arkadaşlar? Neydi iktisat dediğimiz bile? Kıt kaynaklarla sonsuz insan ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. Zaten kaynaklar kıt olmasaydı ve ihtiyaçlar da böyle sonsuz olmasaydı bir bütçe yapmaya gerek olmayacaktı. O halde kıt kaynak varsa ve biz bunu sınırsız ihtiyaçlar arasında dağıtmaya çalışıyorsak ne yoluyla bu dağıtımı yapacağız? Bütçe yoluyla. Buna da iktisadi fonksiyon adı verilecek. Bütçenin siyasi işlevine bakıyoruz arkadaşlar, siyasi fonksiyonuna. Şimdi halkın temsilcilerinin oluşturduğu parlamenterlerce bütçenin hazırlanması. Halkın temsilcilerinin oluşturduğu parlamenterlerden kasıt hükümet. Hükümet tarafından bütçe hazırlanıyor. Bütçeyi uygulayan hükümetin yasama organı tarafından siyasi denetimi bütçenin siyasi fonksiyonunu oluşturuyor. Yani bu cümle bana neleri veriyor? Bütçeyi kim hazırlıyor? Hükümet. Bütçeyi kim onaylıyor? Bütçeyi kim hazırlıyor? Hükümet adına Maliye Bakanlığı. Bütçeyi kim uyguluyor? Hükümet. Bütçeyi kim onaylıyor? Yasama. Bütçenin denetimini kim yapıyor? Yasama. Yani hep siyasilerden bahsediyoruz değil mi? Bakan, milletvekili vesaire gibi. İşte demek ki bütçe siyasi süreçte karar verilen bir kanun, bir yapıdır arkadaşlar. Bu onun siyasi yönünü gösterecektir. Yasama organı, yürütme organının işlemlerine izin verme, onu denetleme şansını bütçelerden almaktadır. İşte buna bütçenin siyasi fonksiyonu adı verilecektir. Bir diğer geleneksel klasik yaklaşımımız, fonksiyonumuz hukuki fonksiyon.
Bütçe bir kanundur dedik. Bütçe yasal dayanağını anayasadan alır dedik. İşte arkadaşlar, bütçenin kanunu olması, anayasada bütçeyle ilgili hükümlerin bulunması onun hukuki bir yönünün olduğunu gösteriyor bize. Bütçe ülkede geçerli hukuk düzeni içinde hazırlanmalı. Uygulanmalı, uygulama sonuçları denetlenmeli. Yani bütçenin hazırlanması, uygulanması ve sonuçları hukuka uygun olmalı. Bütçenin bir kanun olması ve bu kanunun tümü kamu yönetim birimlerini bağlayıcı olması, bütçeye ilişkin temel kuralların anayasalarda yer alması, bütçenin bir kanun olması diyor, bütçenin temel kuralların anayasalarda yer alması, bütçeye aykırı işlemlerin yasal sayılmaması, denetimi yapılıyor ve yasal değil deniyor, bütçenin hukuki yönünü gösterecek. Bütçe hukuki bir belgedir arkadaşlar. Ve son olarak bütçenin denetim fonksiyonu. Bütçe denetlenmediği takdirde hiçbir işe yaramaz demiştik. O halde bütçenin denetim fonksiyonu diğer fonksiyonlarını tamamlar. Denetim fonksiyonunu uygulamaya konulan bütçe ile uygulama sonuçlarını karşılaştırıp devletin maliye idaresinde genel olarak faaliyetlerinin kontrol edilmesi esas alınır. Amaç, tekrar bakalım, bütçe ile uygulama sonuçları karşılaştırmalı. Sen bir bütçe yaptın. Bu bütçeyi uyguladın. Acaba hedefine, amacına, hizmete uygun mu davrandın? Bunu kontrol etmek gerekiyor. Bunu bütçenin denetim fonksiyonu olarak ifade ediyoruz. Dört tane klasik işlevimizi bitirdik arkadaşlar. Gelin de birlikte çağdaş işlevlere bakalım. Çağdaş işlevler aynı zamanda devletin görevleridir demiştik. Bütçenin çağdaş işlevlerinin ilki kaynak tahsisi işleviydi. Burada bir hatırlatma olsun. Biz daha önceki derslerde bahsettik ama bir hatırlayalım yine de. Bütçenin kaynak tahsisi işlevinde özel ve kamu kesimi arasında kaynakların tahsisinde etkinliğin sağlaması, kamu kesiminde birbirine rakip çıkar ve talepler arasında tercih yapılması ve buna ilişkin karşılıklı dengelerin gözetilmesini amaçlar. Yani biz bütçeler sayesinde kaynakların özel kesim ve kamu kesimi arasında en etkin şekilde dağıtılmasını, yani tahsis edilmesini sağlamış olacağız. Bu işlev ekonomide tam rekabet koşullarının olmamasından dolayı ortaya çıkmıştır. Eğer ekonomi tam rekabet koşulları altında çalışsaydı, zaten piyasa kaynak tahsisinde etkinliği sağlayacaktı. Yani kaynakları en etkin şekilde dağıtacaktı. Ancak piyasa bu konuda başarısız olduğu için kaynak tahsisi devletin görevi olmuştur. Devlet de bu görevini bütçeler yoluyla yapacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde piyasa başarılı olmadığı için devletin gelir dağılımına müdahale etmesi gerekiyordu. Adil gelir dağılımı sağlaması gerekiyordu. Biz adil gelir dağılımını nasıl sağlarız? İşte zenginden yüksek vergi alırız. Bu vergilerle daha çok dar gelirlere yönelik hizmetler sunarız. İşte burs veririz. Emekli dul yetim aylıkları veririz. Yani birazcık zenginden al fakire yolunu izleriz. Bunları nasıl yapacağız? Bu transfer harcamalarını nerede göstereceğiz? Bütçede. Vergi ile ilgili ne kadar gelir elde edebileceğini, hükümetin hangi gelirleri toplayabileceğini nerede göreceğiz? Bütçede göreceğiz. Demek ki piyasa ekonomisine herhangi bir müdahale olmadığı zaman gelir dağılımı bozucu etki olması nedeniyle, yani piyasanın başarısız olması nedeniyle gelir dağılımını düzeltmede devlete görevler düşmekte. Devlet de bu adaletsizliği düzeltmek için bütçeleri kullanmaktadır. Bütçe yoluyla adalet sağlamaya çalışacaktır. Aynı şekilde bugün ekonomide enflasyon olduğunda, deflasyon olduğunda, işsizlik olduğunda kimi suçluyoruz arkadaşlar? Hükümeti suçluyoruz. O halde hükümeti suçlayabiliyorsak demek ki enflasyon, deflasyondan kurtulmak, işsizlikten kurtulmak devletin görevidir. Enflasyon, deflasyon gibi durumlar ekonomik istikrarla alakalı. İşsizlik ise tam istihdamla alakalıdır. Yani işsizliğin olmadığı durum tam istihdam olarak geçecektir. Demek ki bütçelerle devlet ekonomik konjonktürü yaratacağı olumsuz etkileri gidermeye çalışmalıdır. Bütçeyi buna uygun olarak hazırlamalıdır. Bunu nasıl yapacağını ileride göreceğiz zaten arkadaşlar. Aynı şekilde devletin görevlerinden bir diğeri büyüme ve kalkınmayı sağlamak. Hatırlayalım arkadaşlar, büyüme milli gelirle alakalıydı. Milli gelirdeki artış büyümeyi gösteriyordu. Kalkınma ise refahla ilgiliydi. Sosyal göstergelerdeki iyileşmeydi arkadaşlar. Devlet
vergi teşvikleri, kredi sağlaması, iktisadi kalkınmanın sağlanmasına rol oynar. Demek ki ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek için bir takım önlemler alacak devlet. Bütçeler aracılığıyla yapılacak harcamalar ve elde edilecek gelirlerin gelecekte kalkınmaya ne tür bir etki yapacağı, dengelemesi ve mali iktisadi öğelerin buna göre seçilmesi bütçenin iktisadi kalkınma işlevini, fonksiyonunu gösterecektir arkadaşlar. Bütçenin konjonktürel işlevi bir başka çağdaş işlevidir. Bütçe ekonomideki konjonktürel gelişmeler karşısında belirli bir etkinliğe sahip olmalı. Konjonktür dalgalanma anlamında kullanılıyordu. Genişleme, daralma da diyebiliriz buna. Ekonomideki enflasyonist, deflasyonist, stagflasyonist eğilimlere göre bütçenin açık ya da fazla vererek ekonomik dengenin sağlanmaya çalışılması konjonktürel işleviyle ilgilidir. Maliye politikasının konusunda daha çok yer ama mesela enflasyon dönemlerinde uygulanacak maliye politikası daraltıcı maliye politikası. Yani enflasyonla mücadele için devlet bilerek bütçe fazlası yaratmalıdır. Enflasyon bir konjonktürel durumda, ekonomik dalgalanmaydı. Bununla mücadele etmek için devlet bütçe fazlası verip ekonomik dengeyi sağlamaya çalıştı. İşte bunu sağlamaya çalışması bütçenin konjonktürel işleviyle alakalı olacaktır arkadaşlar. Ve son çağdaş işlevimiz bütçenin telafi edici işlevi. Eksik istihdamda olan ekonomiler tam istihdam düzeyine gelinceye kadar, ekonomide eksik istihdam varsa, bu tam istihdama gelene kadar ekonomik canlanmayı sağlamak amacıyla bilinçli olarak devlet bilerek bütçe açığı yaratacaktır. Yani devlet böyle bir durumda ekonomik denklik için mali denkliği feda edecektir. Bakın biz eksik istihdamdan kurtulmak için devlet olarak bilerek bütçe açığı yaratıyorsak bütçeyle piyasayı telafi etmeye, piyasanın olumsuz etkilerini gidermeye çalışıyoruzdur. Bu da bütçenin telafi edici işlevi anlamına gelecektir arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.